Efendim iyi akşamlar diliyoruz ve bugün de akşama doğruna başlıyoruz. Değerli bir konuğumuz var, doçent doktor Demet Akarçayır Ulutaş. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi hocamla ne konuşacağız? Siber zorbalık ve dijital şiddet konularıyla başlayacağız. Bu konularla ilgili konuşmaya çalışacağız. Hocam baştan mı bahsedeyim kitaptan ve bir de ödülünüz var onlardan. İsterseniz hoş geldin. Ben yani işte bazen böyle yayında saygısız da oluyoruz hocam. Lütfen kusura bakmayın. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve nasılsınız, okul nasıl gidiyor onu bir soralım. Ondan sonra bunlara başlayalım. Çok teşekkür ederim. Çok gayet iyiyim. Okul tabii yoğun. Üniversite bir son yıl boyunca artık. son günleri. Ama finaller, bütünlemeler, mezuniyetler, güzel heyecanlarımız var. Öğrencilerimizin heyecanlarını paylaşmaya çalışıyoruz. Evet. Böyle bir süreçteyiz. Sizler de işiniz. Şimdi teşekkür ederiz. Yani tam böyle öğrencilerinde kimi okulu bitiriyor, kimi işte ilk yılının sonuna geldi değil mi? Finaller bitti mi hocam? Bazı bölümlerde finaller yeni başlıyor. Birazcık daha devam ediyor. Biraz daha devam ediyor değil mi? Evet, bitmedi. Daha tam bitmedi. Yani umarım iyidir ama yani genel anlamda. Enerjimiz yerinde öğrenciler. En azından. Evet, evet. En azından. Şimdi hocam önce ben bütün programlarda bölümle ilgili birkaç bilgi alıyorum. Ondan sonra konulara geçiyorum. Sosyal hizmetler bölümü nedir? Bize biraz isterseniz ondan bahsedin. Yani ondan sonra diğer konulara, kitabımıza, ödülü hepsine girelim ama önce bölümü bize bir anlatın hocam. Tabii. Buyurun. Sosyal hizmet mesleği aslında. Bir disiplinden, bir meslek alanından bahsediyoruz özünde. Biz toplumda aslında bireylerle, ailelerle, gruplarla, topluluklarla, toplumun bütünüyle aslında çok geniş çaplı çalışan bir mesleğiz. Evet. Yani bir bireyle de çalışabiliriz, ailenin bütünüyle de çalışabiliriz, toplumun bütünüyle de mikrodan makroya kadar aslında çok geniş bir çalışma perspektifimiz bir var. Bir bireyden bütün toplumun her unsuruyla. Dezavantajlı gruplardır aslında bizim çalışma alanımız. Yani yaşlılar, kadınlar, şiddet mağdurları, çocuklar, bağımlılar. Çok geniş bir çalışma alanımız var. Ve dolayısıyla çalışma mesleği icra ettiğimiz alanlar da o anlamda çok geniş. Yani hastanelerde de bizi görebilirsiniz. Ya da işte sivil toplum, adliyelerde, sivil toplum kuruluşlarındaki çok geniş bir ağımız var. Bu noktada biz... Tarlalarda görebiliriz. Tabii ki mevsim tarım işçileriyle. Tabii ki hatta iyi bahsettiniz. Son iki yıldır biz bölüm olarak aslında mevsim tarım işçileriyle çalışma yapıyoruz. Evet. Konya bölgesinde, çevrede sürekli çadırlara ziyaretlerde bulunduk. Toplumun en alt kesimi olarak düşünüyorum ben tarım işçilerini. Siz ne buyurursunuz hocam? Bir sosyal hizmetler. Zor süreçler. Yani ekonomik açıdan, sosyal yaşantı açısından, özellikle çocukların eğitime katılımı noktasında, yani özellikle mevsim tarım işçileri, yani şehirler arası yer değiştirmek zorunda kalanlar. Evet, yani evet. Çocukların eğitim hayatını maalesef tam aslında Mayıs itibariyle başlıyorlar çünkü. Nisan ayında gelmeye başlıyorlar. Çünkü bazı tarım ürünlerinin hasat dönemine ya da işte dikim belki ekim dönemine domates geliyorlar. Mesela Manisa'da domatesi topluyorlar. Evet. Oradan geçiyorlar. Başka bir yerde patates. İl değiştirenler de var. Onların yaşamları çok daha zorlu. Evet. Evleriyle birlikte yaşamak zorunda kalıyorlar. Aidiyetleri maalesef olmuyor. Keza çocuklarda da durum böyle. Zor şartlar altındalar tabii. Evet. Peki hocam ya bu konuyla yani araştırıyoruz dediğinizi istinaden söylüyorum. Şimdi mesela ben Konya'da Konya Şeker'deki görevim itibariyle ben de gezmek zorunda kaldım. Ve ben orada ben de aslında çok ilginç bir tabloya tanıklık ettim. Ciddi ciddi bir hayat var yani mesela bir yerlerde köy gibi oluyorlar. Orada yaşıyorlar. Yani bu hayatları gördünüz herhalde değil mi? Seydişehir'in orada görmüştüm mesela. Tabii. Çok ciddi bir orada bir yani böyle tarımsal işçi derken bir 10 kişiden, 20 kişiden öyle bir yerden bahsetmiyoruz. Bazen 50 binlerden, 100 binlerden bahsediyoruz herhalde değil mi? Şimdi en son yapılan çalışmalarda yanlış hatırlamıyorsam Konya civarında 6 bin
6.000'den fazla insandan bahsediyor. Mevsim tarım işçisi olarak 6 çalışan. 6.000 insan. Sadece tabii, Konya için tabii, bahsediyoruz. Bundan bunu bahsediyoruz. Fındığı var, ama tabii çok geniş var. Bir alan Konya. Evet, yani evet. Biz gene ağırlıklı olarak çalışmamızı Çumra tarafında, Karaman civarında birazcık o tarafa doğru yönelttik. Ama tabii Kulu'ya da gittiğimiz oldu. Cihanbeyli tarafına ki oralarda da çok yoğun. Altınekin, Karapınar. Ve inanılmaz geniş alanlarda bir sürü çadır. Evet, evet. Ve dediğiniz gibi orada ayrı bir yaşam alanı kuruluyor, var. Kuruluyor değil mi? Çünkü oradaki tarım alanları da çok geniş. Yani ihtiyacı karşılamak için evet o kadar kalabalık kişiye de ihtiyaç var. Ve her yaş grubundan. Ailece geliyorlar. Bebek de var. Aslında okul çağında olan çocuklar da var. İşte genç, yeni evlenmişler de var. Orada evlenenler var. Evet, evet. Evin büyükleri de var. Onlar genelde evet. Tarım alanında çalışamadıkları için çadırlarda yemek, temizlik, bulaşık bunlarla birazcık daha ilgileniyorlar. Ya da bebekler varsa onlara bakıyorlar. Mesela anne baba tarlada o an çalışıyor. Evet. Yani mesela bütün ihtiyaçlar da burada. Mesela lavabo, tabii, tuvalet, tabii, banyo. Tabii. Yani hakikaten bu konuları gündeme getirmek lazım hocam. Yani bak bir programda doğru. Dijital kadar önemli bir mutlaka. Konuda bu programda da bunu konuşalım. Konuşalım. Bir de bu konuyla son olarak bunu sorayım ondan sonra konumuza geçelim. Peki mezun ettiğiniz öğrenciler ne oluyorlar ve nasıl ilgi nasıl? İş sorunu yaşıyorlar mı bugünlerde üniversitede hazır? Gündemimizde mi herkesin? onu da konuşmuş evet. Olalım. Biz öğrencilerimiz sosyal hizmet uzmanı olarak aslında mezun ediyoruz. Ama evet. Devlette sosyal çalışmacı olarak bir kadro evet. Tanımlaması var. Şöyle aslında her meslekte olduğu gibi bugün Türkiye'de ve aslında dünyanın her yerinde eğer sadece üniversitede diploma almakla kalmayıp ekstra eğitimler ya da üniversitenin ben hep öğrencilerim onu aslında öneriyorum. Diyorum ki üniversiteye girdiniz evet. Artık. Bu saatten sonra siz bir yetişkin bireysiniz ve kendi başınıza kendinizi mesleki alanda geliştirmek için kendiniz bir şeyler yapmalısınız. Buraya boşuna gelmediniz. Evet. Buraya meslek için geldiniz. Üniversitelerin değil mi? Çok güzel evet. Toplulukları var. Bizim üniversitemizde evet, evet. De çok güzel topluluklar var. Diyorum ki oraya üye olun. Oranın başkanlığını, yönetim kurulunda bir üyeliği yürütmeye çalışın. Çünkü artık bugün sivil toplum kuruluşları bunları soruyorlar mülakatlarında. Kesinlikle, kesinlikle. Bir üniversite topluluğunda görev aldınız mı diyorlar. Gönüllü bir yerde çalıştınız mı sivil toplum kuruluşlarına? Ben öğrencilerime onu diyorum. Yaz dönemini de boş geçirmeyin. Ara tatilleri de boş geçirmeyin. Enerjiniz yerindeyken aslında. Çalışın, mücadele edin. İlerlemeye bakın. Şimdi ben kendi bölümümüzün öğrencilerine baktığımda şunu görüyorum. Eğer bu şekliyle götürmüşse öğrencilik hayatını bizim öğrencimiz iş bulmakta çok da sorun yaşamıyor. Evet. Zaten sivil toplum kuruluşları evet tam da istediğimiz tam bir saha çalışanı. Sosyal hizmet bakış açısı da var o geniş perspektif yani mikroyu da evin içini de biliyor. Makro. Makroyu da politika biliyor. Yapma ayağını da biliyor. Dolayısıyla tam benim istediğim diyor. Evet, yani evet. Bizim ev ziyaretlerimiz çok yoğun olur. Bireylerle görüşmelerimiz çok yoğun olur ve sosyal hizmetin aslında önemli bir farkı da budur. Yani o sosyal inceleme mantığıdır aslında. Sosyal inceleme de her meslekte olmadığı için bugün sivil toplum kuruluşları bu işin farkındaysa zaten sosyal hizmet uzmanlarıyla çalışmak istiyor. Evet, en azından birkaç tane sosyal hizmetler evet. Uzmanının bünyelerinde evet. Olmasını evet. istiyorlar ki. Evet. Aslında devlet açısından da çok personel alımı oluyor diye biliyorum ben. Çünkü çok ciddi bir ihtiyaç oluyor. İhtiyaç var. Sosyal hizmet alanına ihtiyaç da bitmez. Çünkü evet, evet. Sosyal sorunların sonu gelmesi gerekir. Evet. Yani, ama insanın yaşadığı yerde hepsi mutlaka oluyor. Sosyal sorun evet, olacaktır. Evet. Ve dolayısıyla orada ihtiyaç bitmez ama tabii bizim elimizi biraz kolumuzu belki bağlayan bölüm olarak diyeyim, alan olarak eğitim tarafında biraz açık öğretim sorunumuz evet. Oluyor. Yani biraz yoğunluk oluşturuyor çünkü mezun sayısında. Dolayısıyla da bu istihdama da doğal olarak yansıyor. Evet, yani Anadolu Üniversitesi açık öğretimde olmasın mı diyelim? Yani şu an bildiğim kadarıyla 4 açık öğretim, uzaktan eğitim artık fakültesi evet, evet. Oldu. Dolayısıyla sadece sınırlı bir tane de değil. Yani. Değil, evet, birden evet. Fazladan bahsediyoruz. Dolayısıyla onlar da mezun öğrenci üretiyorlar sürekli. Ama evet. Eğitim standartlarında tabii ki farklılıklar var. Örgün eğitim her zaman değil mi yani hocam? Tercihimiz. Hele ki uygulamalı bir uygulamalı eğitimde olmazsa olmaz. Yani biz öğrencilerimizle sadece işte alana gönderdik orada uygulamasını yaptı gözüyle bakmıyoruz. Ya da sınıf ortamı bizim için sadece teorik derslerini anlatıldı, kuramlarını anlatıldı bir ortam bir değil. Bir ortam değil. Canlandırma evet. Var. Deneyimlerimizi paylaşma var.
Yani onlar çok büyük katkı sağlıyor öğrenciye. Yani o göz göze gelmemiz, bakışmamız bile. Evet, evet. Bazen işte bir örnek vermem, bazen işte karşınıza gelen bir vaka size böyle dokunabilir örneğini vermem bile öğrenciye geçiyor. Evet, ve bir, o da aynı zamanda öğrenci açısından bir uzmanlık anlamına geliyor. Tabii, bir deneyim tabii, anlamına tabii, geliyor tabii, değil tabii, mi tabii, hocam? Tabii. Hocam teşekkür ederim. Yani gençlere biz sosyal hizmetlerde de çalışmayı tavsiye ediyoruz. Tabii yani ki. Gerçekten çok toplumun faydası da faydasına da olan bir alan. Yani her açısından sivil toplum olarak çalışsanız da, devlette çalışsanız da her açıdan insanların gözyaşlarını sildiğiniz çok olan bir bölüm bu anlamda tavsiye ederek devam edelim. Kitaba geçiyorum hocam. Artık bakın epey konuştuktan sonra geçebiliriz zannediyorum. Şimdi hocam öncelikle bu kitap için kutlarım. Yani şöyle evrensel değerler bağlamında etik gibi bir konuyu bu kadar geniş bir şekilde hem de bu kadar çok yoğun bir kaynakla besleyerek oluşturabilmek her baba yiğidin diyelim yani harcı değil. Onu hem sizi hem de Şebnem Arslan hocamızı kutlayalım. Çok sağ olun. Yani gerçi Şebnem hocam zaten profesörmüş ama tam bir profesörlük eseri gibi evet, bir evet. eser olmuş. Şu anda da herhalde ders kitabı olarak da okutuluyor mu hocam? Evet, öğrencilerimize öneriyoruz. Önerilen kitaplardan. Evet. Çünkü biz bu kitabı aslında çalışırken tabii pek çok hocamızın katkısı var orada. Yani editörlük kitabı, bölümler var. Görebildiğim kadarıyla. Biz özellikle sağlık alanında, işletme alanında ve sosyal hizmet alanında öğrencilere değerli toplu bir kaynak olsun istedik. Evet, evet. O yüzden biraz evrensel değerler ifadesini kullanmak istedik. Evet, yerel bilgi var içinde ama sonuç itibariyle bazı meslekleri yerine getirirken evrensel değerleri kullanıyoruz. Kullanmak zorundayız. Kesinlikle. Yani şöyle hocam, bu mesela biz toplum artık gelişmekte olan bir toplumdan çıktı Türkiye zannediyorum. Hı-hı. Gelişmiş bir topluma dönmeye başladık biz. Bu gelişmiş toplum olma sürecinde de bizim en fazla ihtiyacımız olan kurumlardan, kavramlardan birisi etik diye düşünüyorum değil mi? Kesinlikle. Yani her alanda bu konudan biraz bahsetmenizi rica ederim. Yani bu kadar geniş bir kitabın bir yazarıyla bunu konuşmak lazım diye düşünüyorum. Lütfen buyurun Şimdi hocam. Şimdi etik konusunu aslında birazdan dijital şiddeti ve siber zorbalığı konuşurken de etik dışı davranışlar üzerinde duracağız aslında. Evet. Yani etik hayatımızda niye olmalı? Buradan bakacak evet. olursak aslında sağlıklı bir yaşam sürmek için hep istediğimiz şey huzurlu bir yaşam sürmek için etik olmalı. Kesinlikle. İnsanların haklarını ihlal etmemek için olmalı. Dolayısıyla biz o yüzden etik dışı davranışları aslında tanımlayıp bunları istemiyoruz. Dediğimiz evet, evet, noktayı evet. yakalamaya Şöyle yaparsak birbirimize daha fazla saygılı davranmış oluruz evet. demek yani değil mi hocam? Evet. Daha huzurlu yaşarız. Evet. Tabii akademi alanında şöyle bir durum da var. Yani bizim bir alan bizim işimizde çok yoğun, emek yoğun işler yapıyoruz. Evet. Bir araştırma yapmak kolay değil. Biraz önce konuştuk işte çadır alanlarını ziyaret ettik dedik. Yani çok emek yoğun işler bunlar. Kolay değil. Dolayısıyla buralarda da muhatap ürettiğimiz bilginin aslında koruyucusu da olmamız gerekiyor. Evet, yani evet. o bilginin gerçekten kim tarafından üretildiyse o kaynakla belirtilerek kullanılması. Kesinlikle. Bizim alanda aslında birazcık da önemli olan bu. Kesinlikle. Hı-hı. Yani bir anlamda da şöyle diyebilir miyiz bilmiyorum hocam. Etik, biz bunu araştırırken veya bunun üzerinde dururken bir de bilgi oluşturuyoruz. Tabii, bu bilgi de aslında zaten. Kaynağımız da bizden bizim sorunlarımıza çözüm üretecek. Bilgiler olması anlamında önemlidir tabii. dediğinizi düşünüyorum tabii, ama tabii. ne dersiniz? Şimdi yani bilgi üretimimiz zaten sosyal hizmet alanında sosyal sorunlara nasıl çözüm buluruz? Evet evet. Dolayısıyla biz bunun üzerine inşa ediyoruz süreci. Bir dakika süreci. Alacağım. Bir de ödülü göstereceğiz. Hocam bir cümlesi. Tamam öyle. Anladım. Tamam öyleyse. Evet. Tamam, sıkıntı yok. Evet. Evet hocam sizin sosyal sorunlara zaten çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yani ama tabii ki sosyal sorunlar çok boyutlu. Çok makro. Dolayısıyla hepsini bir anda ele alamayız.
Ben işte kendi alanımda bir ucundan tutmaya çalışıyorum. Başka diyelim Şebnem Hoca kendi alanımda başka bir ucundan tutmaya çalışıyor. Bilgi zaten böyle böyle çoğalıyor. Birikiyor. Bütün dünyada böyle. Ve aslında sorunlara çözüm oluyor değil mi hocam? Zamanımız da hızlı akıveriyor. Hocam bir de ödül görüyoruz. Ödülü arkadaşlarımız böyle dursun. Buradan siz izah ederseniz memnun olurum. Görmüş olalım. Evet şu anda görüyoruz. Evet. Ekran. Bu, nedir hocam ödülümüz? Bu bir akademik akademi alanında Altın Kalem ödülü. Bu yıl 7.'si düzenlendi. İstanbul'da bir ödül töreni yapıldı. Bu yılki hatta düzenleyicisi de eğitim yayıneviydi. Dolayısıyla sağ olsunlar eğitim yayınevinde de hem bu kitabım var, başka kitaplarım var, bölümlerim var. Akademi alanında böyle bir ödüle layık görmüşler. Güzel, keyifli bir süreçti benim için. Çok heyecan verici bir süreçti. Yani çok akademi alanında Altın Kalem ödülü almış oldunuz. Akademik yazar anlamında değil mi hocam? Yani biz de kutluyoruz hocam. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hocam dijital konuya geçelim. 18-16'yı gösteriyor. Şimdi vaktimiz bitiverir. Hiç konuşamayız. Bugün içinde bulunduğumuz çağ en önemli sorun, toplumda en önemli sorun olarak karşımıza koyduğu birkaç başlıktan birisinin dijital sorunlar olduğu kanaatindeyim. Öncelikle bu doğru mudur? Onu sormam gerekiyor hocam. Ne dersiniz? Yani bugün toplumun içinde bulunduğu çağda en önemli sorunlardan birisi dijital yapılanmayla nasıl başa çıkacağımızdır diyebilir miyiz hocam? Aslında dijital yapılanmayla nasıl başa çıkacağız demeyelim de belki şuradan başlasak daha mı iyi olur? İnsanın olduğu her yerde, canlının olduğu her yerde bir sorun olur. Sorun mutlaka olur. Üretilen de, oluşturulan, gelişme de bazı sorunları beraberinde getirir. Yani zaten gelişim dediğimiz şey bence sancısız olmaz. O sorunlar, yaşadığımız sorunlar bizi büyütür, güçlendirir, ders çıkarırız, öğreniriz. Ama birazcık daha toplumdaki dönüşümü değerlendirecek olursak belki dijital bizim henüz yabancı olduğumuz bir alan. Evet. Ya da toplum olarak belki de işte ben kendimden örnek verebilirim. Çok da bilgi donanımımı o alanda yükseltemeyeceğim bir alan. Kontrol edemediğim şey beni kaygılandırır. Evet, o yüzden birazcık kaygı duyuyoruz. Yoksa dijital alanda, teknoloji alanındaki gelişmeler bütün toplumların yaşamını rahatlatan. Zaten amaç o. Tabii canım, bankaya gitmek zorunda kalmıyoruz. Elimizdeki telefonla rutinlerimiz bile kolaylaştı. Tabii. Ama beraberinde çok ciddi sorunları da getiriyor. Değil mi hocam? Getiriyor. Zaten kaygı duyduğumuz, özellikle bugün çocuklarımız ve gençlerimiz için özellikle kaygı duyduğumuz nokta o. Ama çocuklara ve gençlere belki geçmeden önce kendimize de bir dönüp bakmalıyız. Evet. Yani o yüzden böyle dijital şiddeti belki tanımlamak, ondan sonra da siber zorbalığa doğru belki gitmek daha da doğru olabilir. Nedir hocam peki öyleyse? Ben size o soruyu sorayım. Tamam. Dijital şiddet nedir hocam? Dijital şiddet aslında çok basit bir tanımımız var. Tanımlar genelde öyle aslında çok karmaşık olmaz. Aslında tanımladık yani bunu. Bu sorunları tanımladık. Şöyle aslında. Dijital araçlarla birine kasten isteyerek çok boyutlu bir şekilde zarar veren eylemlerin, saldırıların tümüdür. Şimdi bunu biraz açalım isterim. Evet, tabii. Yani burada dijital araçlar nedir? Belki oradan başlayabiliriz. Tabii lütfen. Yani bizim aslında her gün kullandığımız anlık mesajlaşma uygulamaları bir dijital araç olabilir. Sosyal medya araçları olabilir ya da internetteki web sayfası. Bizim aslında ekranda uygulamalar, oyunlar hepsi olabilir. Yani bizim ekranda elimizin altında kullandığımız her şey olabilir. Burada belki tanımda açacağımız başka bir nokta da çok boyutlu olması. Evet. Nedir o? Psikolojik, sosyal, ekonomik, cinsel açıdan bireye zarar veren eylemlerin hepsi. İşte korktuğumuz noktalar biraz buralarda. Evet, şiddet günlük rutinimizde yok mu? Aslında var. İnsanın olduğu her yerde şiddet var. Ne yazık ki. Yani var, maalesef var. Ve ben hep onu söylerim. Şiddetin maalesef dili, dini, ırkı, eğitim durumu, gelir durumu yok. Evet. Her kesimden, herkes şiddetin uygulayıcısı, faili olabilir. Şiddete maruz kalan olabildiği gibi. Şimdi dijital alanda yalnız şöyle bir şeyimiz oluyor, sıkıntımız. Evet hocam. Fiziksel şiddetle siz karşı karşıyasınız aslında faille. Ama dijital alandaki şiddette karşınızda kim var?
kimler var? Onu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Gayip. Evet. Bir kişi diye düşünüyoruz. O kişi gerçek kişi mi? Onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Şimdi gençlerde korktuğumuz başka bir nokta da o aslında. Evet. Yapay kimliği mi kullanıyor? Otantik kimliğini mi kullanıyor? Kübra dizisinde mesela yapay, bilmiyorum izlediniz evet, mi? Evet. Yani orada evet. Yapay zeka aslında sorun oluşturan. Tabii. Yani yapay zeka kontrol altına alınamadığında tabii öyle bir alan oluşturabilir. Tabii ki o işin uzmanları mutlaka onun detayını çok daha iyi biliyorlar ama bir de gerçekten fiziksel olarak bir kişi var. Gerçek kişiden bahsediyoruz. Evet. Ama o sosyal medya aracında kendini nasıl göstermek istiyorsa öyle gösteriyor. İşte çocuklarda ve gençlerde korktuğumuz şey o aslında. Sosyal medyadan bir arkadaşı var ama bu arkadaşı gerçekten o profilde kendini anlatan kişi mi? Evet, evet. Bambaşka biri de olabilir. Otantik kimliğini, gerçek benliğini kullanmıyor olabilir. Dolayısıyla o bizim resmi için resmi kimliğini olan... diyelim isterseniz hocam. Evet. Veya resmi kimliğini, gerçek kişiliğini kullanmıyor. Bambaşka birisi olma ihtimali... Olduğu gibi görünmüyor olabilir. Evet. Bu ihtimalde evet. Hatta düşük de değildir. Değil mi? Değil. Yani ne yazık zaten ki? Kötü niyetli insanlar, evet, evet. Kasten zarar verme amacı güden kişilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla zaten onlar hep yapay kimliklerini, ürettikleri, kendilerince ürettikleri, üretilen kimlikleri. Buradan herhalde zorbalığa geçebiliriz evet. Öyleyse. Şimdi siber zorbalığı aslında tanımlarken çok dijital şiddetten ayrı bir yere düşmeyeceğiz ama siber zorbalıkta biraz farkındalık yaratmak için böyle birkaç boyuta değinmek istiyorum ben. Aslında siber zorbalık kavramsal olarak bize hemen akran zorbalığını çağrıştırabilir. Evet, evet. Biz akran zorbalığı kavramına biraz daha alışkınız. Yani çocukların okul ortamında, mahallede, bulundukları sosyal çevrede kendi akranları tarafından zorbalık eylemlerine maruz kalması kısmına belki daha aşinayız. Aslında siber zorbalık kısmını da çok böyle hani onunla eşdeğer görelim istemiyorum bir taraftan. Çünkü burada dikkat etmemiz gereken şu, önemli boyutlardan bir tanesi bana göre. Akran zorbalığında aslında çocuk okulda akran zorbalığına maruz kaldıysa maruz daha doğrusu fail kimse fail demek belki çocuğa da çok doğru bir ifade olmayacaktır evet, ama eylemi gerçekleştiren evet, evet, evet. Yani zorbalık yani eylemi gerçekleştiren anlatma çocuk. Anlatma anlamında evet, doğru bir ifade. Evet. Eylemi gerçekleştiren de bir çocuk. Evet. Ve onun kim olduğu belli. Evet. Ortamı belli okulda. Yani o çocuğun aslında eğer bir çalışmaya özel bir görüşmeye ihtiyacı varsa bunu ailesi de biliyor. Öğretmenleri de biliyor. Bilmiyorsa da öğretmen mesela hemen sürece müdahale edebiliyor. Evet. Geçelim siber zorbalık tarafına. Diyelim ki bizim çocuğumuz bir siber zorbalığa maruz kalıyor. Ama karşıda işte biraz önce konuştuğumuz şey. Karşımızda bir çocuk olmayabilir. Muhakkak olmayabilir. Olabilir. Kim evet. olduğunu bilmiyoruz. Ve güç dengesizliği kavramını söyleyeceğim burada. Bu önemli evet. bana göre. Yaş bir güç dengesizliği oluşturabilir. Evet bizim belki bu tarafta bir çocuk var ama karşı tarafta yetişkin bir birey de evet. olabilir. Bilmiyoruz. Güç dengesizliği bu noktada olabilir. O kötü niyetli olabilir. Çünkü çocuklarda biz doğruyu yanlışı çok da net ayırt etmesini beklemeyiz. 18 yaşına henüz gelmemiştir. Ayırt evet, etme evet, becerisi evet. henüz gelişmemiştir. Onun dışında sosyal statü farklılıkları olabilir. Ya da işte sermaye, para dediğimiz şey de bir güç dengesizliği oluşturabilir ve siber zorbalık oradan da gelebilir. Yani dolayısıyla bunu böyle biraz geniş çaplı düşünmek lazım. Onun dışında süreklilik arz etmesi, yine siber zorbalıkta çocukların ve gençlerin çok maruz kaldığı bir nokta sürekli. Çünkü kasten zarar verme olduğu için baskılama, kendi fail gücünü bir yerde karşı tarafa doğru ispat etme çabası içerisine giriyor. Evet, evet. Tabii bir de başka bir boyut, bence bu da önemli. Bizim yaptığımız son çalışmalarda da çıktı. Özellikle gençlerde siber zorbalık eylemlerine maruz kalıyorsa genç, bir süre sonra maalesef bir başa çıkma mekanizması gibi geliştiriyor kendince ve siber zorbalık eylemlerini kendi yerine getirir hale geliyor. Yani mağdurken fail konumuna geliyor. Evet, tersten evet. bir öğrenme gerçekleşiyor aslında burada. Ve dolayısıyla şiddet, siber zorbalık eylemleri normalleştiriliyor çocuklar ve gençler arasında. Dolayısıyla bunu herkes yapıyor. Ben yapsam ne evet, olacak? Evet. Yani belli bir noktadan sonra artık sıradanlaşmaya başlıyor evet. yanlışlık. Tehlikeli tarafı da bu. Evet, evet. Tehlikeli tarafı bu. Çünkü siber zorbalığa biz doğrudan akran zorbalığında olduğu gibi müdahale edecek bir alanımız olmadığı için
Ebeveynlerin burada çok önemi var tabii yani. Burada ebeveyn kontrolü, dijital okuryazarlık kısmı çok önemli. Sonda söyleyeceğim, başta söylemiş evet, olayım. Evet. Kontrol alanını sağlamadığımız sürece bu noktada maalesef çocukların işte maruz kalırken faile dönüşmesi kaçınılmaz oluyor. Çünkü orası biraz belirsiz bizim için. Yani hocam aslında faile dönüşmese de yani fiile muhatap olduğu için mağdur da olsa da sıkıntı aslında. Tabii her açıdan sıkıntı. Sıkıntılı. Tabii. Hem de çok ciddi beraberinde problemleri getirebiliyor. Bu tabii, ciddi tabii. Fiziki sorunları da beraberinde getirebiliyor evet, bu evet. süreçler. Ve tabii neden dijital alandayız sorusu bence burada önemli hale geliyor. Çünkü yani biz burada maruz kalacağını biliyoruz. Bir şeylerin yanlış gideceğini biliyor sanki toplum veya gençlerimiz. Veya çocuklarımız. Çünkü biz çocuklarımıza zaten çok fazla anlatıyoruz. Bak burası kötü. Ama bazen yaşı ilerlemiş insanlar da maruz kalabiliyor tabii, değil mi? Tabii, başka tabii. unsurlarıyla, başka yapılarıyla. Ama yine de insanlar yoğun bir şekilde sosyal medyaya akarken hani bir yıl önce görüştüğümüzde benim hiç hesabım yok diyen insanların bir yıl sonra bir bakıyorum. Hepsi hesap sahibi olmuşlar sosyal medyadan. Yani bir tarafta da hızlı bir şekilde oraya bir akış görüyoruz. Evet, durdurulamaz evet. bir boyutta hem de. Niye bu böyle oluyor? Niye sosyal medyada insanlar? Tabii bu sorunun cevabı aslında çok bireysel. Ama şöyle bir genelden belki toparlayacak olursak. Aslında sadece sosyal medya değil, dijitalde biz niye varız? Oluyoruz? Evet. Niye varız? Tabii korkuyoruz diye, kaygı duyuyoruz. Dijitalde diye. Ya sosyal medyada olunca dijitalde de olmuş oluyoruz aslında. Olmuş oluyoruz değil mi? Ama internet web sayfalarını birazcık daha süreci genişletecek olursak. Evet evet. O başka yüzden, alanlar. Evet, tabii tabii dijital, haklısınız. Demek istiyorum. O daha kapsayıcı. Evet evet. Şimdi şöyle aslında günlük rutinimiz içerisinde eğitim ayağına gittiğimizde evet ödevlerimizi yaparken lazım. Bir araştırma yaparken dijital bize lazım. Evet, artık evet. bugün kitaplar baskı dijital olduğuna var. Bakmayın. Elektronik kitaplar var. Konuşan kitaplar var. Çok değil mi? Kolay erişim. Şimdi bunu kullanmak neden kötü olsun? Evet. Kolay. Sizinle konuşuyor. Ne güzel erişilebilir, yani. Hızlı. Neden kötü olsun? Hemen elimin altında. Ya da işte sağlıkla ilgili bir sorunum oldu. İşte hemen hızlıca telefonumu kullanarak, tabletimi kullanarak randevu alabileyim. Niye neden kötü olsun? Şimdi buraları kullanıyorsak eğer aslında hiçbir sıkıntı yok. Ya da bir kamu kurumundan bir işimiz var, randevu alacağız. Bunu hızlı yapmak neden vergisi kötü olsun? Vergisi ödeyebiliyor, bankada bir hiç yerinden kıpırdamaya evet. gerek yok. Fiziki sıralara girmeye gerek yok. Mesaiden belki çalmaya gerek yok. Gerek yok değil mi? Sevdiklerimizle ayırdığımız vakitten ödeyebilirsiniz yani. Çalmaya gerek yok. Bugün işte o internet ortamında işte banka benim adıma her şeyi yapıyor. Ben de belki o faturalara dediğiniz gibi ayıracağım vakti çocuğuma, aileme ayırıyorum. Bu neden bir fırsat olmasın? Ama gelelim işte madalyonun diğer tarafına. Bu birin olumlu tarafı, evet. olumsuz. Şimdi buralarda kullanıyorsak aslında çok da bir sıkıntı yok. Bir de madalyonun diğer tarafına geçtiğimizde bence şöyle bir şey yapmalıyız. Hep çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız için böyle çekinir oluyoruz. Hani dijitalde acaba kandırılırlar mı, dolandırılırlar mı diye ama... Bence bizim önce kendimize bir sormamız lazım. Aslında hiç öyle olmadığını da görüyoruz yani değil mi evet. hocam? Evet. Yani önce bir kendimize soralım. Ben sosyal medya hesaplarımı niye kullanıyorum? İnterneti niye kullanıyorum? Eğer bu sorunun cevabını ki bu kadar öz eleştiri yapıp da hani derinlerde duygularımızı diyebilirsek eğer çok iyi olur. Diyorsak eğer ben görünür olmak istiyorum. En önde ben olmak istiyorum. Herkes beni görsün istiyorum. Herkes beni takdir etsin istiyorum. O zaman buralardaki sorunları biraz konuşmamız lazım. Kesinlikle. Çünkü izlenim yönetimi bambaşka bir yere gelmiş durumda. Belki hiç öyle bir yaşam tarzı yok. Ama sanki öyle bir yaşam tarzı varmış gibi sosyal medyada sunuyor. Çünkü oradan beğeni alıyor. Şimdi o zaman biz bu kişinin dönüp ailesine, sosyal çevresine baktığımızda şundan belki şüphe duymalıyız. Acaba bu kişi kendi ailesinden sosyal... Özür dilerim. Sosyal çevresinden takdir edilme, sevme, sevilme ihtiyacını karşılayamıyor mu? Evet. Çünkü her insanda bu ihtiyaç var ve karşılanmak durumunda. Sosyal medyanın, dijital ortamın her şeye bir cevabı var. Ben hep şu örneği veriyorum. Diyorum ki eskiden işte bir düğüne gideceğimiz zaman
hemen yakınlarımızı arardık. Ya da bir etkinliğe gideceğimiz zaman aile büyüklerini, yani görmüş geçirmiş deneyimli olanları bir arardık. Burada ne giyeyim? Ne yapalım? Ne edelim? Falan. Şimdi ona ihtiyacımız yok. Evet. Yapay zeka uygulamaları var. Onları soruyoruz. Anında görselleriyle bize çıkartıyor. Bize yanıt veriyor. Hatta. Ama işte burada sıkıntılı olan şu, etkileşimi ortadan kaldırıyoruz. İnsanoğlu evet. Sosyal bir varlıktır. Biz paylaşmak isteriz, konuşmak isteriz, danışmak isteriz. O paylaşımları ortadan kalktığında işte bugün bizim çocuklarımızla, gençlerimizle kaygılandığımız noktaya doğru geliyoruz. Bir de siz anlatırken şunu dediniz, hani yanlış hatırlamıyorsam çocuklara, gençlere işte onları hiç önermiyoruz dijital ortamı ya da yasaklamak istiyoruz. Aslında bu, biz son yaptığımız çalışmada buzdağı metaforunu kullandık. Dedik ki bu buzdağının görünen yüzü. Ekran süresi buzdağının görünen yüzü. Evet, her anne baba kaygı duyuyor. Benim çocuğum 2 saat boyunca oyun oynuyor. Orada olmasın istiyor. Yani evet, yasaklamaya çalışıyor. Ama biz de diyoruz ki yok, yasaklamayalım. Çünkü dünya öyle bir yerde değil. O çocuğun çok iyi klavye kullanması lazım. Değil mi yani hocam? O çocuğun yapay zeka uygulaması nedir? Onu bilmesi lazım ve kullanması lazım. Dünya öyle bir yere gitmiyor çünkü. Kesinlikle haklısınız hocam. Ondan iş bulacak. Ne yazık ki rekabet edecek o çocuk o dünyada, değil mi? Aynen öyle. Ve ama burada işte buzdağının o görünmeyen yüzü, suyun altında kalan kısmı. Bunu takip edin diyoruz bize bebeğinlere. Nedir? Bu çocuk 2 saat boyunca evet ekran başında vakit geçiriyor ama bunun ne kadar süresine ne bileyim oyun oynuyor, ne kadar süresinde sosyal medyada vakit geçiriyor, ne kadar süresinde ödev yapıyor. Var mı öyle bir plan hocam? Şöyle yaparsanız doğrudur diyebileceğiniz bir metot veya bir program var mı? Yani benim uygulamalar aslında internette çok fazla dönüyor. Reklamları evet, da dönüyor. Evet. Aileler bunları kendileri kontrol ederek belki uygulamaya geçebilirler ama bence burada her ebeveyn kendi çocuğunu tanır. Veya işte metot nedir? Doğru metot evet, nedir? Kendi çocuğunun bağımlılık oluşturabilecek noktasını da bilir, üzüldüğü noktayı da bilir, mutlu olduğu noktayı da bilir. Aslında burada bir taraftan da arka planda şeyi söylüyoruz. Aile içi iletişimin önemi. Evet. Bilmeyen aileler de olur mu? Çocuğunuzu maalesef bilin, olur. Tanıyın diyoruz yani, evet, değil mi? Çocuğunuzla konuşun. Evet, çocuğunuzla konuşun. Bugün nasıl geçti? Benimle hiç konuşmuyorsun. Tamam, baskı altına almayın ama siz anlatmaya başlayın. Bugün sizin için nasıl geçti? O duysun. Evet. Bir süre sonra o da katılacak sohbete. Belki bir şunu önerebilirim. Mümkünse sabah kahvaltıları, akşam yemekleri. Aile birliği içinde olması çok önemli. Ya da çocuğun bakım verenleriyle birlikte. Kimse çocuğun birlikte yaşadı. Evet, evet. O yemek masasında çok belki iştah olmayabilir aile üyelerinin ama birlikte olmak. Çünkü o mutlaka 1-2 dakika sonra küçük bir sohbet ortamı gelişecek. Bir sıkıntısından bahsedecek ya da çıtlatacak. Belki tam konuşmayacak o konuyu orada ama. Ebeveynler bence sabah kahvaltılarını mümkünse ve akşam yemeklerini böyle bir kontrol mekanizması gibi tabir caizse kullanması bence yerinde olur. Çünkü ailesiyle iletişim kuran çocuklarda aslında biz şunu görüyoruz. Siber zorbalığa maruz kalma süreçlerinde de azalma görüyoruz. Bunlar doğru ya orantılı yani öyle mi evet, hocam? Evet, çalışmalar onu gösteriyor bize. Evet, evet. Evet. Yani çünkü şöyle bir şey oluyor aslında. Siber zorbalığa hepimiz, yani dijital şiddete hepimiz maruz kalabiliriz. Kaldı. Ama çocuk öyle bir eylem gördüğünde hemen annesiyle babasıyla da bakım vereni kimse onunla paylaşma noktasına gidiyor. Ve dolayısıyla bir sorun çıkacaksa ve büyüyecekse aslında yetişkinler müdahale ettiği için çözülebiliyor. Bir de mesela dijital ortamın güzel tarafı şu. Zorbalığı durdurma imkanınız çok kolay aslında. Yani bir iletişimi tabii. Kestiğiniz anda işini bitirirsiniz. Tabii. Bu elinizde olan bir metot. Bunu uygulayabildiğiniz zaman işte o zaman da çocuğun zannediyorum şeyi çok önemli hale geliyor. Ailesiyle paylaşımı tabii, yani tabii, değil mi hocam? Tabii. Yani benim en önerebileceğim metot bu. Ben hep onu söylüyorum. Sabah kahvaltılar, akşam yemekleri. Mümkünse hep birlikte olalım. Zor ama en azından akşam. Mümkünse. Evet. Yani şimdi herkesin evinde de çalışma saatleri, mesai saatleri sektöre göre değişiyor. Ama mümkünse yani öğünlerden bir tanesi. Yani orada maksat aslında belki de yemek değil ama bir araya gelmek, paylaşımda bulunmak. Kaliteli zaman aile içine. Olduğumuzu her bir üyeye anlatabilmek. Yani çünkü o aile içerisinde sorunlar yine birlikte çözülebilmeli. Başkası kesinlikle. Yardım edemez. Yani evet, başkası bu tür noktalarda suç fiillerinde yardımcımız tabii ki var. Emniyet kolu kuvvetleri var. Tabii ki onlardan yardım isteyeceğiz.
Ama bunu önce ebeveyn kontrolünde o aile birliğini sağlayacağımız bir noktadan yapmalıyız. Çocuk ailede kendini mutlu hissettiği sürece dijital alanlarda olma süresi azalıyor. Yani veya en azından daha kontrollü oluyor. Evet, evet. Yani aslında çok şey de duymayabiliyor, gerek de duymayabiliyor. Gerek duymuyor. Şimdi belki yani. Oradan hani bu çocuk, evet biz sosyal medyada yetişkinleri belki biraz konuştuk neden varız diye. Evet, evet. Belki çocuklar niye var? İşte buzdağının altında onu konuşmamız gerekiyor. Niye varlar o zaman? Niye varlar? Eğer işte bizim tehlikeli gördüğümüz taraf da biraz orada. Eğer bir çocuk kendini yalnız hissettiği için, mutsuz işte, hissettiği için, kaygılarıyla başa çıkamadığı için, özgüveni düşük olduğu için, diğer arkadaşlarının yanında, sosyal çevresinin, aile içinde kendini nasıl ifade edeceğini bilmiyorsa, bu yönde beceri kazanmadıysa, hep bunun eksikliğini yaşıyorsa, sosyal medyada ya da o dijital ortamda, dijital oyunlarda kendini var etmeye çalışıyor. Onun için i̇şte bırakın çocuklar konuşsun ya, değil mi evet. hocam? Çocuklar konuşsun zaten. Evet, evet. Konuşsun ve hiçbir zarar görmezsiniz. Evet. Mutlaka dinleyin ne diyor, ne yapıyor. Bir zamanınızı ayırın mutlaka değil tabii, mi hocam? Tabii. Yani nesil de çok önemli. Evet, evet. Aslında ben şimdi bu öğrencilerimize de bakıyorum. Gençlerde de var. İşte benim de 6,5 yaşında oğlum var. Ona da bakıyorum. Kendilerini çok güzel ifade ediyorlar. Konuşursanız. Tabii. Onun yolunu açarsak o zaman ama bana bazen oğlum diyebiliyor. Anne burada haksızlık yapıyorsun bana. O kadar hoşuma gidiyor ki bu. Kendi hak savunuculuğunu yapabilmesi kadar değerli bir şey yok. Sinmiyor. Hemen kabullenmiyor. Kendi bir süzgeçten geçiriyor benim kararımı. Ve diyor ki hayır bu kararı sen aldın. Ben de bu kararın içinde olmak istiyorum. Bu önemli bir mesaj aslında. Ve evet, ondan evet. sonra biz de tabii aile olarak yavaş yavaş hep birlikte karar almayı öğreniyoruz. Evet. Çocuklara sormamız gerekiyor. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Çok önemsiz, basit gibi görünüyor ama gerçekten evet. çok büyük, çok önemli konular. Çocukların dedik ya hani biz artık etik konuşurken bunu söylemiştik. Hı-hı. Gelişmiş bir toplum bazı tepkileri vermeye başladık. Yani bu aslında güzel bir durum. Ama burada işte gelişiyoruz. Tamam, çok yönlü oluyoruz. Farklı unsurları artık taşıyabiliyoruz. Öyleyse çocuklarımız en önemlisi, onların birey olduğunu, onlarla dinlememiz gerektiğini, onlarla konuşmamız gerektiğini, onlarla paylaşmamız gerektiğini bilmezsek kayıp kaçak alanları oluşturuyorlar kendilerine evet, herhalde evet, değil mi? Ve evet, bu da evet. şu anda en kolay dijital alanlar. Evet. Ama benim burada görebildiğim dijital korku çocuklarda var. Ama büyükler de özellikle bu son zamanlarda biliyorsunuz yoğun bir dolandırıcılık konularıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu alanda daha büyükmüş, daha sorunluymuş gibi görüyorum. Siz bu konuda ne dersiniz hocam? Aslında o dijital alanda hepimiz olduğumuz için evet, evet. çok da çalışmalarda o yönde bir farklılık yok. Ama illa raporlarda bakacak olursak hangi yaş grubu tehlike altında diyecek olursak birazcık genç yetişkin. Genç yetişkin. 25-30'lu yaşlar birazcık daha ön plana çıkıyor gibi duruyor. Ama raporların tümünü okuyacak olursak bütün yaş grupları hepimiz tehdit altındayız. Bir şekilde tehdit altında. Tabii. Yani değil hepimiz mi? Hepimiz de olabiliyor. Yani evet biz hep yaşlılarda hani okuyamıyorlar, göremiyorlar, yanlış yerleri tıklıyorlar, bilemiyorlar gibi bakıyoruz ama biz de yapıyoruz bunu. Evet evet. Bizler de geçen yapıyoruz gün bir yani. İşte kocaman doçent yani hiç istemeyeceği evet. bir şeyle maruz evet. kaldı yani evet. değerli bir hocamız. Ve bunu karşı karşıya kalabiliyor toplum ama tabii. ben bu anlamda biraz daha çalışma yapılması gerektiği. Mutlaka. Yani gerekiyorsa el kitapları hazırlanması mutlaka. Gerektiği. Hani eskiden biliyorsunuz doğalgazı nasıl kullanıyoruz, kullanmalıyız. Baca el kitapları çok yayınlanırdı. Dijitalde ne yapmalıyız? Hangi mesajlara yanıt vermeliyiz? Hı hı. Burada tehditler nasıl kendisini gösteriyor? Bunları, nasıl yanıtlar vermeliyiz ben? Nasıl ya? Bunlara biraz daha fazla gündemimize almalıyız gibi tabii, geliyor bana tabii. hocam. Aslında bu söylediklerinizin hepsini özetleyen bir içeren daha doğrusu bir kavram var. Dijital okuryazarlık. Evet evet kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi Birleşmiş Milletler'in dijital okuryazarlıkla ilgili çok güzel aslında çocuklar için hazırlanmış raporları var. Yayınları var. Yani bunu ya da işte Emniyet Kolluk Kuvvetleri'nin evet, de evet. var
halkla paylaştığı şeyler. İşte ben hep Yeşilay'a örnek veririm mesela. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin teknoloji bağımlılığı ile ilgili özellikle çocuklara dönük çok güzel yayınları var. Yani ailelere belki bunları da önerebiliriz. Yani onların sitelerine, emniyet güçlerinin sitesine falan daha yoğun bakabilirler. Baksınlar bir de yani baksınlar. Çünkü çok hatta tehdit barındırabiliyor. Bir şey daha söyleyeyim, belki aileler için faydalı olabilir. Alo 141. Evet. Şimdi güvenli internet bilgi yardım destek attı. Şimdi burayı arayarak dijital oyunlar, güvenli alışveriş ya da bir internet sitesi hakkında bilgi alabilirler. Yani gerçekten yasa dışı mı yoksa gerçek bir web sitesinden bahsediyoruz. Bununla ilgili bilgi alabilirler. Ya da işte BTK'nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kendi ihbar formu var. Tabii bu laf lafı açıyor şimdi. Buradan da eğer bizim karşımıza yasa dışı içerikli ya da rahatsız edici içerikli bir video, bir görsel, bir web sayfası olduğunu görüyorsak eğer, hemen buna müdahale etmemiz lazım. Hemen şikayet ihbar formunu ihbar. Ya da artık bugün sosyal medya araçlarının da öyle şikayet etme noktasında kendi mekanizmaları var. Bunu kullanmaktan çekinmemeliyiz. Çünkü biz o videoyu geçersek muhtemelen o çocuğumuzun önüne başka düşecek. Birisini düşecek. Ya da başka birini kandırmaya, dolandırmaya çalışacak. Dolayısıyla aslında dijital ortam aslında her suç fiilinde olduğu gibi bizim vatandaşlık görevimizi de yerine getirebileceğimiz alanlardan bir tanesi. Hepimiz bu toplumun üyesiyiz ve dolayısıyla hep birlikte bu alanda da sorumluluk almalıyız. Evet. Hocam oyunlara geçelim istiyorum ben de, ama bu konuyla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Yani şöyle, ben mesela bir sosyal medya o platformunda Bayraktar'ın ortağı olun diye bir ilan gördüm. Yani resmi ilan gibi. Hatta Sayın Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafı var. Ya bu nedir diye bir, ya onu açmamam gerekiyor dedim. Çünkü açarsak şey, ama Selçuk Bayrak, yani daha doğrusu Bayraktar grubunun acaba böyle bir finansal paylaşımı var mı? Kapa veya böyle bir girişimleri var mı diye epey böyle araştırmaya çalıştım kendimce. Baktım yok, ne öyle bir girişim var. Bakın yani neleri kullanıyorlar, onu demeye çalışıyorum yani. İşte etik dışı davranışlar dedik ya, bir tanesi evet, bu evet. İnsanları isim bilerek verdim yani herkesin tabii sevdiği, evet, takdir ettiği tabii, bir isim tabii, mesela tabii, onun ismini tabii, kullanarak tabii, hareket ediyorlar tabii. Fatih Altaylı ismi görülüyor buna zaten özellikle, evet. Yani böyle güvenilir, tanınan, popüler olan kişilerin isimleri, görüntüleri ya da belki şirketlerin isimleri dikkatli falan. Dikkatli olun ama. Aman dikkatli olun, evet, diyelim değil mi, evet, hocam? Yani burada bu mesela etik dışı davranışlardan bir tanesi. Ama kötü niyetli insanlar için evet, yani bu suç fiili normalleştirilmiş de olabilir. Bu bir suç fiili. Yani bir isim hakkını işte başka yönlendirici bir zarar verme amacıyla kullanıyorlar. Muhtemelen orada bir ticari çıkar meselesi, evet, var. Yani oradan bir girmedim yani. Belki tabii, girsem tabii, çünkü başka artık şu noktada da belki bilinçli olmak lazım. Yani bu tür işte büyük şirketler resmi kanallarla yapar işlerini. Evet. Kendi internet siteleri var bunların. Tabii. Kendi tabii, resmi sosyal medya hesapları var. Buralardan yaparlar bu insanlar. Evet. Yani durup dururken bir başka yerden hisse satışı yapmazlar. Tabii. Kendi tabii, hesaplarından yaparlar değil mi hocam? Bu konuyla ilgili ben de bir örnek vereyim. Lütfen. Babamın başına geldi. Web Tapu'da bir işleme olacak. Web Tapu yazınca aslında E-Devlet üzerinden giriyoruz ve uygulamaya yönlendiriyor. Ama internet ortamına doğrudan yazınca arama motoruna bir sayfa çıkarıyor. Dediğiniz gibi Web Tapu'nun aynı sayfası. Bakın aynı sayfa çıkıyor. Aynı, yani, aynı sayfası çıkıyor. Babam bilgilerini giriyor. Tapu randevusu alacak aslında. 10 lira ödeme isteniyor. Babam da gayet normal. Tam kredi kartının numarasını falan giriyor. Tabii Allah'tan işte güvenlik sistemleri bunun için önemli. Babamın telefona o harcamayı yapabilmesi için bir güvenlik kodu geliyor. Babam onu girmeden kendi bankacısıyla görüşüyor. Bankacısı uyarıyor. Hayır diyor, öyle bir durum yok. Sen oradan çık. Eğer babam kodu giriyor olsa hemen anında birkaç saniye içinde kartından 15 bin liralık harcama yapılacak. Ben buna şunu söyledim. Devlet bu konularda ekstra bir para istemez vatandaşından. Evet. Özellikle bilinçli olun konu, yani, evet, değil mi hocam? Evet. Randevu almakta. Aslında orada birebir sayfa aynı olduğu için. Şöyle hocam, orada yani burada işte belki programlarda hani programın faydalı olabilmesi de burada bence kendi burada taşıyor özelliğini. Şöyle mesela yazan kavrama bakın.
nereye girmişsiniz? Hı hı. Yani mesela tapunun bir şeyi var, internet adresi var. Onun uzantılı işte go.satmasıyla harf farklıdır. Evet. Ve mutlaka oraya mı giriyorsunuz? Oraya bakın. Çünkü evet. iyi niyetli olmayan çok fazla ne yazık ki son zamanlarda özellikle değil mi hocam? Tabii yani? Bu e-devlet meselesi başlı başına bir mesele bence. Orada mutlaka iki adımlı güvenlik sürecinin işletilmesi lazım. Evet, evet. Yani bütün bilgilerimizi bankalarda oraya girip, olduğu gibi yani, evet, telefonumuza mesaj gelmeli. Gelmeli, evet. Şifremizi asla ne şartla olursa olsun kimseyle paylaşmamalıyız. Buralarda bazen işte kendi her zaman suç fiillerini de böyle uzakta tanımadığımız kişilerde de aramayalım. Evet, yani siber zorbalık, evet. dijital şiddet en yakınımız tarafından da bize doğru gelebilir. Ne yazık ki yani burada değil mi işte hocam? Evet, yaşlılarımızın aslında en çok sıkıntı yaşadığı yer burası oluyor. Yani ben burada işlemi yapamıyorum. İşte çocuğuna veriyor mesela şifresini. Mümkün olduğunca kendisi yapabilmeli yapsın. Ki mağdur olmasın, olmasın günün sonunda. Yani ne yazık ki orada evet. Çocuğuna bile vermeyin diyemeyeceğim. O kadar ileriye gidemeyeceğim de. Yani İhtiyaç ama, oluyor. Ya ne yazık bu ayrı. Yani, evet. Ama gelinen nokta bu. Şifreler bizim kendi bireysel, kişisel verilerimiz. Ne yazık ki böyleyiz. Bu sosyal medya hesaplarımız için de böyle. Hocam şimdi oyunu konuşalım evet, diyorduk evet. ama son 5 dakika diyor Ali yayın yönetmenimiz. Onun için ben onu geçeyim istiyorum. Sonra bir programımızda da özellikle bir oyun merkezini konuşuruz. Yani ben onun çok önemli olduğu konusunda şüphem yok. Ama şu güvenli dijital mümkün mü sorusunu sorayım istiyorum. Hı hı. Siz isterseniz oyunu da katarak bir 5 dakikada yanıtlayın. Tamam. Aslında güvenli dijitali biraz konuştuk. Dijital okuryazarlık önemli dedik. Aloys 41 örneğini verdik. BTK'nın evet, kendi evet. ihbar formunu verdik. Çok önemli belki konuları konuştuğumuzu düşünüyorum. Dijital oyunlarla da çok bağlantılı. Şunu söyleyebilirim. Değerler eğitimi. Evet. Paylaşmak ne demek? Sabır ne demek? Hoşgörü ne demek? Çocuklarımızla bunları konuşabiliyor, bunları öğretebiliyor olmalıyız. Etkileşimi eğer kendi sosyal ortamında kurabiliyorsa dijitalden de muhtemelen korunacaktır. Bu böyle gösteriyor. Bir de ikinci bir nokta yine çocuklara oyunla ilişkili bir taraftan bakan. Çocuklarımızın kendi duygularını ifade etme becerisini geliştirmemiz lazım. Üzüldüğünü söyleyebiliyor mu? Mutlu olduğunu söyleyebiliyor mu? Kırıldığını söyleyebiliyor mu? Niye söylemesin? Sosyal medyada paylaşıp da oradan birilerinin anlamasını beklemesin. Söylesin. Sen bana bunu yaptın. Ben de burada kırıldım. Çocuklarımıza bunu anlatmamız lazım. Duygularını tanısın. Tabii önce oradan önemli. Evet, evet. Çocuğun kendisini tanıması önemli. Ya bebeğinlerin de kendisini tanıması önemli. Bir de dijital oyunlarla ilgili ama şunu son belki söylemek isterim. Dijital oyunlarla bir çocuğumuz çevrim içi ortamda oyun oynuyorsa mutlaka ebeveynlerin şunu gözlemlemesi gerekir bana göre. Bu çocuk bu oyunda acaba diğerlerini öldürmek için mi? Rekabet etmek için mi oynuyor? Yoksa onun için sadece o oyunun alanını keşfetmek, o ekrandaki oyundaki alanları keşfetmek mi önemli? Bunları bir gözlemlemek lazım. Çünkü diğerlerini yok etme. Onları ortadan kaldırma noktasında bir eğilimi varsa burada mutlaka uzmanlardan destek alınmalı. Evet, yani çok önemli bir hani şok bir ifade kullandınız hocam. Yani gerçekten evet. bunlar çok önemli konular. Bir de burada benim üzerinde yani niye bizim kurumlarımız mesela niçin bu çocuklara oyunlar, güzel oyunlar öğretmiyorlar veya yazmıyorlar da bu çocuklar var. Herhalde eğitim alanında da kullanılıyor. Tatmin etmiyor demek ki çocukları ama hocam. Eğitim alanında da kullanılıyor ama düşük çaplı belki bilmiyorum. Şöyle yönlendirmelerin daha sık yapılması lazım. Veya öğretmenlerin evet. bu noktada çocukların ilgisini çekecek oyunları tanıması. Öğretmenler konuşmalı bunları değil tabii, mi? Yani kötü yasakmış şey gibi yok. Değil de hayır. yönlendirici olmalılar. Bakın, şu oyunu oynayın bazı diye. Çevrim içi bazı dijital oyunlar çocuklara ekip çalışmasını öğretir. Birlikte hareket etmeyi öğretir. Bunu öğreten oyunlar tabii ki, geliştirelim. Matematik yazarım. Öğretir, fen öğretir, doğa bilimlerini öğretir, İngilizce, yabancı dil öğretir. Neden şimdi bu dijital oyunların bu güzel tarafını kullanmak varken, çocuğu geliştirmek için kullanmak varken, niye diğer tarafta sıkışıp kalalım? Evet, evet. Tehlikeli olan taraf. Hırsızlığı, katliamı tabii, normalleştirecek tabii, değil mi? Tabii, şiddeti normalleştirecek. Evet, evet. Siz diğer taraftan dediniz hocam, sözünüz evet, kesin. Estağfurullah, diğer taraftan neden böyle bir, onu demeye çalışıyordum, şiddet konusunu ortama getirelim. Çünkü yasa dışı birçok oyun var.
Çocuklar eğer büyükleri tarafından önerilen oyunlar olmazsa çocuk oynamak istiyor, eğlenmek istiyor. Hepimizin normali bu. Biz de zaman zaman kafamız günün yorgunluğunu belki bir 10 dakika atmak için, değil mi? Küçük oyunlarımız var telefonumuzda. Bir 10 dakika onunla vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz. Neden çocuk bundan faydalanmasın? Ama çocuk kendi kendine kalmamalı. O oyunu kendi bulmamalı. Evet, evet. Çocukla çünkü birlikte güvenilir alanlara gitmeli. Burada kötülüğe çok kolay ulaşılıyor olması tabii sıkıntılı. Tabii. Ama bu anlamda da bir sanki kaynak üreten kurumlara ihtiyacımızın olduğunu da altını çizelim isterim hocam. İçerik üreticilerine ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. Bilinçli, değerli. Siz biraz önce paylaşım. Değerler manzumesinden bahsettiniz. Hı-hı. Değerlerden bahsettiniz. Eğitim sistemimizin içinde var tabii. Evet, evet. Ama evin içinde de. Evin içinde veya dijitalin içinde. Tabii. Değil mi hocam? Tabii, dijital. Tabii, tabii. İnşallah bu konuların da aşıldığı bir süreçleri yaşarız hocam. Çok teşekkür Hı-hı. ederim katıldığınız. Ben bence çok ederim, önemli bilgiler verdiniz. Ayrıca bu kitap içinde ve ödül içinde kutluyoruz sizi. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hocam, ederim. Katıldığınız sağ olun. Için. Evet sevgili seyirciler, konu böyle önemli görüyorsunuz. Bu işlerden kaçmaktan daha çok bu işleri yönetmek önemli. Onu anlıyorum. İnşallah sivil toplum kuruluşlarımız mesela şöyle değerler manzumelerimizin olduğu oyunlar yazdığı günleri görürüz değil mi hocam? Ve bu çocuklarımız da kendilerine adeta pompalanan zehirlerden kurtulur, güzelliklere yönelir diyerek hocama çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Yayında yapımda emeğe geçen arkadaşlarım var. Hepsi adına da güzel bir akşam diliyorum ve onlara da teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.